Kudüs'ün yüzü elbet bir gün gülecektir. Ve şunu unutmayın, Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Çünkü Kudüs peygamberimizin miraca çıktığı kutsal mekandır. Çünkü Kudüs Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ümmete emanetidir. Çünkü Kudüs ecdadımız Yavuz Sultan Selim'in bize emanetidir. Bir bizim ecdadımızın Kudüs'ü nasıl yönettiğine bakın. Bir de bugünkü zorbaların Kudüs'te ne yaptığına bakın. Herhangi bir şey yok. Kudüs'ün ilk fatihi Hazreti Ömer bizimdir. Kudüs'ü Haçlıların barbarlığından kurtaran Selahaddin Eyyubi de bizimdir. Kudüs'ü 3 kıta, 7 iklim devleti Osmanlı'ya katan Yavuz Sultan Selim Han da bizimdir. Kudüs'teki son nöbetçimiz Iğdırlı Hasan Onbaşı da bizimdir. Kudüs'ü içinde yaşadığı zulüm düzeninden kurtaracak olan Allah'ın izniyle yine biz olacağız. Kardeşlerim, evet, Aşık Veysel ne güzel söylemiş. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale. Kah ağlaya, kahı güle. Yetişmek için menzile. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece yürümeye var mıyız? Gitmeye var mıyız? Bizler de kah ağlayarak, kah gülerek, bize biçilen menzile yetişmek için gece gündüz gidiyoruz, gideceğiz. Önemli olan bizim için uzun ama dünya tarihine göre adeta deryada bir damla mesabesinde olan bu yolculuğu nasıl yaptığımızdır. Şahıs olarak, şehir olarak, ülke olarak, millet olarak, ümmet olarak, cümle insanlık olarak yaptığımız her güzel iş bizimle beraber ila nihaya kalacaktır. Buna karşılık yapılan zulümler, çektirilen acılar, sergilenen haksızlıklar da aynı şekilde sonsuza kadar faillerinin yakasını bırakmayacaktır. Rabbimizden bizleri doğru yolda olan kullarından eylemesini, gafletten, ihanetten, tembellikten muhafaza buyurmasını diliyoruz. Kudüs'ün yüzü elbet bir gün gülecektir. Bu kurtuluşta ne kadar çok payımız varsa o kadar çok bahtiyar oluruz. Önce biz kendimizi her bakımdan güçlü, kuvvetli hale getireceğiz ki mazlumların kurtuluşuna da öncülük edebilelim. Bunun için hep birlikte gece gündüz çalışmamız gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişimi elbette tarihimizde devlete ve millete yapılmış ilk ihanet değildir. Fakat hedefleri, uygulayıcıları ve sonuçları itibariyle bu darbe girişimi en sinsi, en pervasız, en büyük ihanettir. Himmet, hizmet, diyalog ve eğitim diyerek devletimiz içinde örgütlenen, takiye yaparak kendini gizleyen, milletimizin malını, mülkünü, evlatlarını gasp eden bu çete tarihimizin en alçak terör eylemini gerçekleştirmiştir. Her şey zıddıyla kay. İhanet ne kadar büyükse onun karşısında milletin kıyamı da bir o kadar azametli oldu. 15 Temmuz gecesi kadını erkeği, genci yaşlısı her görüşten, her hayat tarzından insanıyla tüm Türkiye adeta şaha kalktı. O gece milletimiz canı pahasına iradesine, hükümetine, devletine sahip çıktı ve bu alçak darbe girişimini boşa çıkardı. 29'u bu külliye etrafında olmak üzere 248 vatan evladı
darbeciler tarafından şehit edildi. 2193 vatandaşımız da yaralandı, gazi oldu. Şimdi iddianameler tamamlandıkça, ifadeler, itiraflar geldikçe hem ihanetin büyüklüğünü hem de milletin ortaya koyduğu mücadeleyi daha iyi anlıyor, çok daha iyi görüyoruz. Ülkemiz böyle bir badireyi atlattığı için ne kadar şükretsek az. Dünyaya örnek olacak bir demokrasi destanı yazdığı için milletimizle ne kadar iftihar etsek de az. Ben şahsen böyle bir aziz milletin evladı olduğum için, böyle güçlü bir devletin cumhurbaşkanı olduğum için bununla şeref duyuyorum, Allah'ıma hamd ediyorum. Sizlerin de dünyanın dört bir tarafında devletimizi, cumhurbaşkanını temsil eden büyükelçiler olarak başınız dik yürüdüğünüzü biliyorum. Bu vesileyle bir kez daha bağımsızlığımız, vatanımız, devletimiz için şehit olan tüm kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimizi bir kez daha tazimle, minnetle, şükranla yad ediyorum ve Rabbimden kendilerine şifalar diliyorum. Burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. 15 Temmuz nasıl içeride hainler ile vatan aşıklarını ayırmış, ayrıştırmışsa dışarıda da aynı görevi icra etti. Bu hadise dostlarımız ve müttefiklerimiz için de turnusol kağıdı oldu. Bununla bunu çok açık, net gördük. Bakınız, o gece milletimiz canını içe sayarak demokrasiyi savunurken, 10 yıllardır bize insan hakları, özgürlük ve demokrasi dersi verenler zamanı oynamış, bekle gör politikası izlemişlerdi. Karagün dostluğunu ilk anlardan itibaren ispat eden belli ülkeler dışında dayanışma ve destek mesajları ancak darbe teşebbüsü başarısız olduktan sonra gelmeye başlamıştır. Değerli kardeşlerim, bir defa Tiananmen meydanında tankların önüne dikilenleri taltif yağmuruna boğanlar, Kızılay meydanında, Şehitler Köprüsü'nde, Kazan'da ve daha birçok yerde yaşanan kahramanlık hikayelerini görmezden gelmişler. Çıplak elleriyle tankları durduranlar, uçaklara, helikopterlere meydan okuyanlar, bu çevrelerce ademe mahkum edilmişler. Ben burada sadece empati eksikliğinden bahsetmiyorum. Çok daha vahim bir durumdan, yani kayıtsızlıktan, umursamazlıktan, hatta darbenin başarılı olmasını ummaktan bahsediyorum. Bunları da biliyorum. Kimler olduğunu gayet iyi biliyorum. Maalesef aynı ikircikli tavır darbeciler karşısında aldığımız yasal tedbirler konusunda da devam ediyor. Terör örgütleri ve onların mensupları için gösterilen hassasiyet, darbenin en büyük mağduru olan milletimizden, şehit ve gazilerimizden esirgeniyor. Gözü yaşlı çocuklar, yüreği dağlanmış analar, bir ömür gönlü buruk kalacak eşler hiçbir şekilde gündeme gelmiyor, getirilmiyor. Bizim yaşadığımız hadiselerin onda birine bile maruz kalmayanların aldığı önlemler ortadayken, anayasamıza ve uluslararası hukuka uygun olarak hayata geçirdiğimiz olağanüstü hal ve diğer tedbirler ilk günlerden itibaren bu çevreler tarafından insafsızca, acımasızca eleştiriliyor. Daha da kötüsü, darbeciler, FETÖ üyeleri, eli kanlı katiller maalesef kimi Avrupa ülkelerinde mağdur gibi karşılanmakta, kol kanat gerilmektedir. Şu anda hala devam ediyor. Sığınma hakkı. Suriyeli masumlardan, Arakanlı mazlumlardan, Afganistanlı, Afrikalı gariplerden esirgenirken, FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlere altın tepside bunlar sunuluyor.